Biraz önce Almanya'daki meseleyi ekranlarınıza getirdik. Almanya aslında Avrupa Birliği'nin göbeğinde olduğu için Avrupa Birliği'nin geleceğini etkileyecek bir seçimden de bahsediyoruz. En azından yol haritası açısından. Ama dünyanın başka bir derdi var. Son 48 saattir daha da alevlenen bir dert bu. Kore Savaşı gündemi. Çünkü hepimizin aklına bir soru işareti var. Kim Jong-un, önceki gece lideri Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemiş. Çin denizi denemenin ardından 6,3 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Acaba gerçekten kullanır mı sorusunu soruyor dünya. Bugün bu defa Japonya ve Güney Kore kırmızı alarmı ilan etti. Yani gerçekten o bölge çok çok sıcak. Hatta Çin de devreye girdi. Bugünlerde Kuzey Kore'yi risk olarak görmeyen tek ülke var. Rusya. Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un yapacağını yaptı. 6,3 büyüklüğündeki depreme neden olan hidrojen bombası testi yalnız Kuzey Kore'yi değil dünyayı da salladı. Denemenin ardından bölgede savaş hazırlıkları başladı. Güney Kore ordusu füze savunma sistemlerini test etti. Kuzey Kore'deki nükleer tesislere saldırı simülasyonları yapıldı. Ayrıca Seul hükümeti Pyongyang'ın yeni bir balistik füze denemesini hazırlandığını da duyurdu. Nükleer deneme Japonya'yı da tedirgin etti. Başbakan Shinzo Abe deneme kabul edilemez açıklamasını yaptı. Ardından Japon ordusu teyakkuza geçti, savaş jetleri havalandı. Çin de kimyasal alarm durumuna geçti. Kuzey Kore sınırında radyoaktif ölçüm yapılıyor. Askeri hareketlilik ise had safhada. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer çalışmalardan arındırılması ortak fikrine varıldı. Ama Moskova'dan gelen açıklama kafaları karıştırdı. Kuzey Kore nükleer tehdit değil. Denemeye Amerika'dan gelen tepki sert oldu. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye haydut ülke dedi ve onlar bir tek şeyden anlar sözleriyle savaşın sinyalini verdi. Savunma Bakanı Mattis ise herhangi bir saldırının büyük bir askeri yanıtla karşılık göreceğini söyledi. Dünya artık ilk ateşi bekliyor.